İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir merak ettikleriniz programında tekrar birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi sizden gelen sorulara Kur'an, hadis ve bilim ışığında cevap vermeye çalışacağız. Bize soru göndermek için merak ettikleriniz eta9.com.tr adresini kullanabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. İnşallah iyi akşamlar. Ee, şöyle bir soru sormuş e, Etam isimli izleyicimiz diyor ki Nisa Suresi 48. ayette şeytanın Allah'a sınırım. Gerçekten Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalın ise dilediğini bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günahla iftira etmiş olur şeklinde bildiriliyor. Fakat Bakara suresinin 51. 52. 53. ve 54. ayetlerinde şirk koşan Hz. Musa'nın kavmini bağışladığını görüyoruz Allah'ın diyor. Bu ayetleri açıklayabilir misiniz diye sormuş izleyicimiz. Şimdi evet Allah şirk şirki affetmeyeceğini bize şirkin önemli bir suç olduğunu belirterek ayetlerinde defa Kur'an'da çok fazla sayıda ayette tekrarlayarak bildiriyor. Şirk ne demektir? Şirk Allah'ın yerine başka bir ilah edinmek. Bu ilah sadece bir put olmayabilir. Maddi imkanları da bir insan şirk koşabilir. Bir sevdiği insanı Allah'ın dışında sevdiği bir insanı şirk koşabilir kendini şirk koşabilir, kendine ilah edinebilir. Biliyorsunuz özellikle günümüzde Allah'a inanmayan bazı insanlar kendilerine ilahlık vasfı verebiliyorlar. Bu şekilde şirk özellikleri gösterebilirler. Fakat Allah'ın bize ayette söylediği ahireti gidildiğinde yani bir insan öldüğünde şirk koşarak hali hazırda gidiyorsa bu insanın günahının affedilmeyeceğini Allah bize ayetinde bildiriyor. Yoksa dünya üzerindeyken bir insanın her an yeniden tövbe edip Allah'a samimi olarak iman etme gibi bir imkanı vardır. Ki bu Allah'ın çok büyük bir nimetidir insanlar için. Her an bir ateist de olsa, bir inançsız da olsa, başka bir dine mensup da olsa, batıl bir dine de inanıyor olsa... ...her an Allah'a yeniden tövbe edip e, iman etme imkanı vardır. Ahirete ama bu şekilde giderse yani kendisini ilah edinerek, Allah'ı inkar ederek... ...veya başka Allah'tan daha büyük güçler olduğuna zannederek ve bunu yaşayarak e, giderse... Allah bu günahın affedilmeyeceğini bize söylüyor. Dolayısıyla Hz Musa'nın kavminin de dünya üzerinde yaşarken şirkten vazgeçmeleri bu nedenle affedilebilen bir günah olmuş oluyor. O dönemde günah işliyorlar fakat sonradan Allah'tan bağışlanma dedikleri için ve tavırlarını düzelttikleri için Allah günahlarının affedileceğini bize bildiriyor. Bu ayet aslında çok önemli bir değildir şimdi okuyacağım ayet. Bu konuya gerçekten ilgilenmiyorum bütün insanların tam olarak kavrayabilmesi için ve Allah'ın yeryüzüne insanı aciz olarak yarattığı, günahkar olduğu insanın hataları olabildiği fakat bundan tövbe ederek kurt, rahatlıkla kurtulabileceği ve Allah'a yönelebileceklerini gösteren önemli bir müjdedir. Fıtır suresi 45. ayette Rabbimiz bize şöyle bildirir şeytanın Allah'a sığınırım. Eğer Allah kazandıkları dolayısıyla insanları azapla verecek olsaydı Yerin sırtı üzerinde hiçbir canlıyı bırakmazdı. Ancak onları adı konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir. Sonunda ecelleri geldiği zaman artık şüphesiz Allah kendi kullarını görendir. Bu ayette demin açıkladığımız konu tam olarak anlatılıyor. Yani insanlardan istisnasız diyor Allah. Eğer yaptıkları hatalar dolayısıyla hemen azaplandıracak olsaydık yeryüzünde insan kalmazdı diyor Allah. Hiçbir istisna göstermemiş. Bütün insanlar için bunu söylüyor Allah. Ancak ecelden sonra yani ölümden sonra Artık Allah kendi kullarını görendir diyor. Yani önemli olan ahirete nasıl gittiğimiz. O yüzden tövbe kapısı bütün insanlar için, bütün insanlık için her an, her saniye son nefes verilene kadar açıktır inşallah. Evet, bu da çok büyük nimettir bu son için. Elhamdülillah.